Haftalardır milli takımla berabersin Kartal ve bu sefer en genç üye sen değilsin. Furkan var senden genç olarak. Nasıl geçiyor, neler hissediyorsun? Amil takımın havası gerçekten şu anda çok iyi. Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik öncelikle İtalya'da. Bir kaynaşma oldu takım içinde. Şimdi hazırlık turnuvalarında herkesin neler yapabileceğini gördük. Ve gruptaki rakibimiz Almanya'ya karşı iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Bizim için çok güzel ve başarılı bir hazırlık dönemi geçirdik. Sen her zaman olduğu gibi takımdan bahsettin ama ben kendi özelinde de aslında yanıtlamanı isterim. Çünkü 12 kişilik kadroya da bir adım kaldı A milli takım dahilinde. Sen kendini nasıl hissediyorsun? Kendi performansını nasıl görüyorsun geride bıraktığınız hazırlık mücadelelerinde? Tabii ki ben bundan önce Ümit milli takımla da milli takımdaydım. Yaklaşık işte 3 ayı doldurdum. 3 aydan bir de gün almaya başladık. 3 aydır hiç çıkmadan kamptayım. Tabii ki biraz yorgunluk oluyor ama dediğiniz gibi A milli takımda şu anda 12 kişilik kadroya girme konusunda bayağı yaklaştım. Ve şansımın da olduğunu düşünüyorum. O yüzden tabii ki çalışmayı ve mücadele etmeyi hiç bırakmaya niyetli değilim. Elimden geldiğince daha çok çalışıp daha çok mücadele etmeye çalışacağım. Şimdi Atina'da bir tane hazırlık turnuvanız kaldı. Artık son hazırlık turnuvası kapıda. Peki sence nasıl besledi geride bıraktığınız hazırlık özel maçlar sizi? Şöyle, biz galibiyetten çok daha fazla takımdaki oyuncuların neler yapabileceğini görmek için oynadığımızı düşünüyorum ben. Özellikle çoğu maçlarda 4 tane guard oynadık. Herkes atıyorum 10 dakika oynadı, 12 dakika oynadı. Diğer pozisyonlardaki arkadaşlarımız da aynı şekilde. Böylece takımın içindeki oyuncuların neler yapabileceğini tamamen öğrenmiş olduk. Ve artık bu turnuvada da normal şekilde maç düzenine girip şampiyona provası yapacağımızı düşünüyorum. Evet, ve şampiyonadan da bahsettiğin iyi oldu. Çünkü çok zorlu bir gruba düştük. Ölüm grubu deniyor düştüğümüz grup için Eurobasket 2015'te. Sen nasıl öngörüyorsun? Çok mücadele vermeniz gerekecek şampiyonada. Evet, gerçekten çok zor bir grup. Çünkü şampiyonluğun en büyük 3-4 adayından iki tanesi bizim grubumuzda. Sırbistan ve İspanya. Ama biz de artık bu gençleşmeyle beraber zaten Sırbistan ve İspanya bir ekol biliyorsunuz. Onları yenmeye başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Belki bu turnuvada da şu anda direkt rakibimiz onlar olmayabilir ama ileriki turnuvalarda ben eminim ki Sırbistan ve İspanya'ya karşı galibiyetler alıp biz de şampiyonanın en büyük favorilerinden olacağımızı düşünüyorum. Bu seneki gruba gelirsek Almanya'yı, İtalya'yı ve İzlanda'yı kesinlikle geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki İspanya ve Sırbistan maçlarında da elimizden gelenin en iyisini yapmamız lazım. Ve oradan alacağımız herhangi bir galibiyette bizim üst grupta çok avantajlı olmamızı ve belki de olimpiyattan da öte madalya şansımızı artıracağını düşünüyorum. Son olarak şunu sormak istiyorum. Ergin Ataman savunma yönü çok kuvvetli bir takımımız var dedi. Sen de çok yıldırıcı bir oyuncusun aslında, savunma anlamında bunaltıcı bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda neler söylemek istersin? Savunmada kuvvetli bir takımsınız ve senin de bir hayli rolün var bu noktada. Savunma artık günümüz basketbolunda en önemli şeylerden bir tanesi. Ve ben de savunma yapmadan hiçbir şekilde artık hiçbir oyuncunun önemli takımlarda, büyük takımlarda bir rol bulamayacağını biliyorum. Bu yüzden de savunmayı her türlü, her şekilde ön plana çıkarmaya çalışıyorum. Ve maçları kazanmamızın kilidinin savunma yapmak olduğunu biliyoruz biz takım olarak. Bütün rakiplerimizi en az sayıda tutmaya çalışacağız bütün şampiyona boyunca. İnşallah da bunu başaracağız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun.